Az TV ekranlarına Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Alaaddin Güler olacak. Hocamızla kolon kanseri üzerine konuşacağız. Bu konuya dair merak ettiğiniz soruları Az TV Twitter ve Facebook hesaplarından bizlere iletebilir. Aynı zamanda 224 alan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak da yayınımıza katılabilirsiniz diyelim. Bu hatırlatmayı da yapalım sizlere ve hocamıza bağlanalım. Kendisi Skype bağlantımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bugün sizinle beraber kolon kanserini konuşacağız. Aslında biliyoruz ki en sık rastlanan dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türlerinden biri kolon kanseri. Tüm belirtilerini, tedavisini sizden dinleyeceğiz. Bugün süremiz yettiğince merak edilen soruları size soracağız ve yanıtını alacağız. Öncesinde dilerseniz kolon kanseri nedir diyelim. İlk sorumuz da bu olsun size. Kolon kanseri sindirim sisteminin son bölümü olan bir bölümdür. Kalın bağırsak olarak adlandırılır. Sindirim sistemi ağızdan başlar. Yemek borusu, mide ve ince bağırsaklarda besinler emildikten sonra kalın bağırsakta sağ tarafta daha fazla su emilerek, su ve mineral, bazı mineraller emilerek poz haline getirilip dışarı dışkı olarak atılması ne yarar bir organ. Kalın bağırsak tümör kanserleri de kalın bağırsak içindeki tabakadan gelişen kötü huylu tümörlerdir. Peki bu tümörler nasıl oluşuyor hocam? Oluşma sebepleri neler? Oluşma sebepleri %80 endemik dediğimiz yani edinsel olabilir. %20 de kalıtsal olabiliyor. Bu %80 beslenmeyle alakalı kalın bağırsak kanserlerine neden olabiliyor. Batı tipi beslenme dediğimiz yani yağlı, kırmızı et türü beslenme, işte mangal türü beslenme. Bunların yanında hareketsizlik, beslenme ve hareketle ilgili söylenebilir. Buna sigara ve alkol söylense de kesin kanıtlanmış bir şey değil ama mesela şişmanlarda daha sık görüldüğü ispatlanmış. Bunun dışında %20 oranında ailesel olabilmekte. Yani bu genetik yatkınlığı kastediyorum. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlarda kalın bağırsak kanseri görme olasılığı artıyor. Önemli. Kolon kanserinde de aslında birçok hastalıkta biliyoruz aile öyküsünün çok önemli olduğunu. Beslenmeden bahsettik. Beslenme de burada çok önemli. Yağlı ve kırmızı et, batı tarzı beslenmeden de bahsettiniz. Peki çok sık görüldüğünden bahsetmiştik az önce de. Daha çok hangi yaş aralığında görülüyor ya da cinsiyet üzerinden de ele alacak olursak erkeklerde mi yoksa kadınlarda mı daha sık rastlıyoruz kolon kanserine? Daha çok %80 oranında diyebileceğimiz 50 yaş üzerinde, 50-60 yaş üzerinde yani yaşlı hastalığı diyebiliriz. Kadınlarda meme kanserlerinden sonra ikinci sıklıkta görülmekte. Erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görmekteyiz. Yani ince bağırsak sindirim sistemi kanserler arasında çok sık karşılaştığımız bir kanser tipidir cerrahi pratiğimizde. Yani 50 yaş üstünde %80 oranında görülmesine rağmen tüm yaşlarda görülebilir. Aslında her yaşta görülebilir ama %80 çok ciddi bir oran aslında. %80 50 yaş ve üzeri bireylerde görülüyor. Peki neden 50 yaştan sonra ortaya çıkan bir kanser türü? Pardon. 40 yaş üstünde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama 50 yaşından sonra tabii bu kanserin gelişme süreci de 8-10 yıl olduğu için 50 yaşından sonra daha çok karşılaşıyoruz. Evet. Peki belirtilerin
kriterinden de bahsedelim. Evet, 40 yaşından sonra daha fazla belirti veriyor ve görülme oranlarına baktığımızda yine bu yaş grubundan bu yaş grubunun üzerindekilerle daha sık rastlıyoruz. Peki nasıl belirti veriyor? Aslında 8-10 yılda ilerleyen bir kanser türü olduğundan bahsettiniz. Ne gibi belirtilere, ne gibi şikayetlere yol açıyor bu hastalık? Şimdi kalın bağırsak kanserleri adenomdan gelişir. Yani polip dediğimiz bir et bini gibi kalın bağırsağın içindeki iç tabakada dışarı doğru büyüyen et bini gibi bir şekilde gelişebiliyor. Bu yaklaşık yani 1 santimin üstünde olduğu zaman %10 kanserleşme riski var demektir. Bunları biz tedavi edebilme şansı da yakalayabiliyoruz bu et benlerini, polip dediğimiz et benleri gördüğümüzde. Bunları aldığımızda kanseri de önlemiş oluyoruz. Şimdi kanser, kalın bağırsak kanserlerinin belirtileri de kalın bağırsak yerleşim yerine göre değişebiliyor. Şimdi sağ kolon dediğimiz yani kalın bağırsak sağ tarafı da kolon daha geniş olduğu için tümör daha hızlı. Tümör hiç belirti vermeden sisi bir şekilde büyüyerek daha sonra ileri safhalarda hatta ilerlemiş metastaz yapmış durumda bize başvurabiliyor. Ama sol tarafında kalın bağırsağın sol tarafında daha dar olduğu için lümeni tuvalet alışkanlığının değişmesiyle kendisini gösterebiliyor. Kanamayla en önemli kanamayla kendini gösterebiliyor. Yani yerleşim yerine göre belirtiler değişebiliyor ama sıklık sırasına göre söylersek kanama çok önemli bir belirti. Tuvalet alışkanlığında bir değişiklik mesela son son iki ayda tuvalet alışkanlığında bir değişimi fark etmesi, hafif bir karın ağrısından bahsetmesi hastanın. Tuvalete gittikten sonra tam boşalamama, rahatlayamama hissinin olması. Ayrıca kalın bağırsağın sağ tarafında yerleşen tümörlerde, dediğim az önce bahsettiğim gibi tümörler geç belirti verdiği için orada sağ tarafta yerleşen tümörler daha çok bazen bize karşımıza kansızlık olarak gelmekte. Hasta son haftalarda halsizlikle, daha önce tırmanabildiğim merdiveni tırmanamakta şikayetçi olmakta. Yani özet dersek kanama çok önemli bir belirti. İkincisi dışkılama alışkanlığında değişiklik, gaytanın incelmesi, tam boşalamama hissi, halsizlik, ishal, kabızlık, kilo kaybı diyebiliriz. Bir kez daha tekrarlayacak olursak aslında en sık görülen belirtilerini kanama, tuvalet alışkanlığında değişiklik, halsizlik ve kilo kaybı olarak özetleyelim. Buradan izleyenlerimize de uyarıda da bulunmuş olalım ayrıca. Eğer bu belirtiler varsa hemen bir hekime başvurmalarını da tavsiye edelim. Peki hocam bu belirtilere sahip olduktan sonra, hastalarsa başvurduktan sonra kolon kanserinin teşhisi için hangi tanı yöntemleri uygulanıyor? Bunun da bilgisini alalım sizden. Şimdi ülkemizde de 1997'den itibaren kolon kanserinde tarama programları başlatılmış oldu. Son yıllarda bir farkındalık yaratıldı. Şimdi kolon kanserlerini taramanın şu avantajı var. Önlenebilir bir hastalık olduğunu gösterdi bize. Çünkü dediğimiz gibi %80-90 oranında küçük poliplerden 8-10 sene içerisinde kolon kanseri gelişebildiğinden yapılan taramalarda bunlar saptandığında bunların alınması tedavi olmuş oluyor. Yani kanseri önlenmiş oluyoruz. Biz bu taramalarda gaytada gizli kan baktırıyoruz. 50 yaşından sonra yılda bir gaytada gizli kan ve kalın bağırsağın son 60 santiminde %70 oranında kanser görüldüğünden en azından bir rektosigmoidoskopi dediğimiz bir endoskopi yöntemiyle oranın incelenmesi ama 50 yaşından sonra kolonoskopi öneriyoruz. Tabii belirtileri
olan hastaların yaşına bakmıyoruz. Onlar için herhangi bir yaş sınırlaması yok. Bu az önce saydığımız o belirtileri olan 40 yaşın üstündeki tüm hastaların bir doktora, genel cerrahi, gastroenterologa başvurmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kolonoskopi ile mutlaka bunun bir kanamanın mutlaka bir nedeni saptanıyor. Yani bir kanama varsa ona normal bir durum yok demektir. O da anormal bir şey var demektir. Onun sebebi bir polip olabilir, basit bir polip olabilir ya da bir kanser olabilir. Ya da çok sık karşılaştığımız hemoroid kanaması da olabilir. Tabii bu her hemoroid kanamasında, her kanamada hemoroide bağlamak da doğru bir şey değil. Hastalığı gerçekten hem hemoroide, hastanın hem hemoroide hem kanseri aynı anda birlikte olabilmekte. Ve insanlar bunu hemoroid olarak değerlendirip önemsemiyor. Ve ondan sonra işte sağdan soldan duyulan ilaçlarla geçiştirebiliyor ve kanserin ilerlemesine neden olabiliyor. Ya söyleyeceğim şey, tabii ki kolonoskopi altı standart bu hastalığın teşhisinde, taramasında, erken tanısında ve tedavisinde denebilir. Mesela meme kanseri ve kadınlarda meme kanserinin taraması çok erken yıllarda daha erken başlandı. İşte billboardlarda meme kanser taraması için halkımız bilinçlendirildi. Meme kanseri taramasında teşhis konma konabiliyor ama tedavi, önleme, erken tanıya faydası olabiliyor. Ama kolon kanserinde erken tanıdan çok önleyebilme şansı da yaratıyor bizi. Çünkü kanser polipten geliştiği için o polipi aldığımız zaman kanseri önlemiş oluyoruz. Aslında tanı noktasında altın standardın kolonoskopi olduğunu ve özellikle 50 yaştan sonra yılda bir kez kolonoskopiyi de tavsiye ettiniz. Buradan izleyenlerimize de bunun da vurgusunu yapalım. Çünkü kolon kanseri önlenebilir bir hastalık ve erken tanı her hastalıkta olduğu gibi kolon kanserinde de oldukça önemli. Peki evrelerini soralım hocam. Kolon kanserinin evreleri neler? Az önce dediniz ki aslında 8-10 yılda ilerleyen ve belirti gösterebilen bir hastalık diye ama tabii ki de erken tanı çok önemli diyoruz. İlk evrede yakalamak çok önemli ama bir de bu hastalığın evrelerini ve gelişimini sizden dinleyelim. Şimdi az önceden söylediğim şeyde bir düzeltme yapalım istiyorsanız. 50 yaşından sonra tarama programına girebilir ya da büyük gayet ya da gizli kan testi pozitif olanlarda kolonoskopi öneriyoruz. Her yıl değil tabii. Kimlere her yıl yapılabilir? Risk gruplarına. Risk grupları kimlerdir? Ailesinde kolon kanseri olan, iltihabi bağırsak hastalıkları olan, yani ülseratif polip ya da kron hastalığı olan kişilerde, ailesinde genetik kolon hastalığı, kolon kanseri hastalığı olan kişilerde, familial polipozis dediğimiz tüm kalın bağırsak poliplerle kaplı olduğu kişilerde, bunlarda eğer ailesinde büyüklerinde, bir derece akrabalarında kanser görülmüşse, görüldüğü yaşın, mesela 40 yaşında görmüşse 10 yıl öncesinden kolonoskopi öneriyoruz ki onların o kanserin polipten kansere dönüşme süresi de 8-10 yıl olduğu için erken yakalayıp yok etme, tedavi etme şansımız olabiliyor. Kolon kanseri, kalın bağırsak, kolon ve rektum kanserleri evrelerinde 4 evre oluyor. Birinci evre kalın bağırsak iç tabakasında sınırlı olabiliyor. İkinci evre işte bu kalın bağırsak duvarından dışarı taşmamış. İkinci evrenin az riskli ve çok yüksek riskli iki gruba ayırabiliyoruz. Üçüncü evrede kalın bağırsak duvarı tamamen tutmuş lenf bezlerine veya lenf bezlerine ilerlemiş olanlara üçüncü evre diyoruz. Dördüncü evrede kalın bağırsak duvarını aşmış lenf bezleri, lenf yolu ve kan damarları yoluyla çoğunlukla karaciğer ve akciğere yayılmış olan kısımdır. Evrelemede öyle. İlk iki evre erken kalın bağırsak kanseri denebilir. İlk iki evre
Bunları erken yakaladığımızda sadece cerrahi tedaviyle tedavi şansı elde etmiş oluyorlar. Kemoterapi için tedavisine gerek kalmayabiliyor. Yani cerrahiyle o hastalık tedavi edilebiliyor. Erken yakalandığında evre 1'de biz 5 yıllık yaşam şansı %70'lerdeyken ikinci evrede %60'lara, üçüncü evrede %40'lara ama dördüncü evre dediğimiz son evrede ise maalesef %10, %7'lere kadar yaşam şansı olabiliyor. Aslında evrelerini de sizden dinlemiş olduk. Özellikle ilk iki evre için erken kolon kanseri dedik ve bunlar da bir yaşama süresi hastanın daha uzun, yaşama şansı daha yüksek. Son evrede yaşama şansı 5 yıllık yaşama oranı %10'lara kadar düşüyor dediniz. Aslında ilk iki evre için dediniz ki sadece cerrahi müdahale yeterli olabiliyor. Bazen hastaların kemoterapi almasına gerek kalmıyor dediniz. Üçüncü ve dördüncü evre üzerinden konuşacak olursak hastanın tedavisi nasıl ilerliyor? İlk önce cerrahi müdahale, ardından kemoterapi mi uygulanıyor yoksa hastaya önce kemoterapi uygulanıp ardından mı cerrahi müdahale oluyor hocam? Şimdi kalın bağırsak yani kolon ve rektum kanserlerinde tümörün yerleşim yerine göre tedavi şekli değişebiliyor. Şimdi rektum kalın bağırsağın sinir sisteminin en son kısmında 15-16 santim uzunluğundadır. Yani leğen kemiğin içinde yer alan karın zarı dediğimiz, periton dediğimiz karın zarının altında yerleşen bir son organımız, bağırsağın son kısmı. Rektum kanserleriyle kolon kanserlerindeki tedavi de farklı olabiliyor. Kolon kanserlerinde karın içinde ulaşımı daha kolay olduğu için cerrahi nispeten daha kolay oluyor. Kalın bağırsağın sağ tarafındaysa tümör, kalın bağırsağın sağ yarısı alınıyor. Kalın bağırsağın sol yarısındaysa sol yarısı alınıyor. Tabii lenf bezleriyle beraber alınıyor. Ortasında transvers kolon dediğimiz ortasındaysa sağ kolonla beraber daha ileri kalın bağırsağın transvers yatar bulan kısmı tümüyle beraber alınabiliyor. Sigmoid kolon dediğimiz işte rektum hemen biraz üstü kolonun son kısmındaysa sigmoid kolon çıkartılabiliyor. Rektum tümörlerinde ise değişik evresine göre tedavi yöntemleri değişebiliyor. Öncelikle kanser rektumda saptanmışsa neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi bir ışın tedavisi ve kemoterapi veriliyor ve bununla tümörün küçülmesi sağlanıyor. Böylece cerrahi tedavisi daha kolay oluyor. Hem tümörü küçültmüş oluyoruz hem de cerrahi tedavisini daha kolay hale getirmiş oluyoruz. Onun da rektum tümörlerinde özellikle çok sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi hastalar tarafından bağırsağın karın dışına alınacak mı sorusu. Bu son yıllarda özellikle son 10 yılda kemoterapide, ışında, ışın tedavisinde ve cerrahide oluşan gelişmelerden sonra kalın bağırsağın rektumun 1/3 alt yarısındaki tümörlerde bağırsağı tamamen o bölgeyi tamamen alıp kapatma dediğimiz ve bağırsağı dışarı alma dediğimiz oran gittikçe azaldı. %10-20'ye kadar düştü. Bazen çok mecbur kalınınca yani kalın bağırsağın son 5 rektumun son 5 santimlik tümörlerde ileride tekrarlanmaması açısından o bölgenin tüm lenf bezleriyle beraber temizlenmesi tekrarlamasını engelliyor ve bağırsağı dışarı almak zorunlu hale gelebiliyor. Ama bu da milyonlarca insan bu kalın bağırsak kolostomi ile yaşayabiliyor. Bunu normal sosyal hayatına engel bir durum teşkil etmiyor. Hocam aslında hastalığın tekrarlanmasından bahsettiniz. Ben de bu noktada şunu sormak istiyorum. Kolon kanseri ve rektum kanserinde hastalığın diğer organlara yayılma olasılığı, metastaz yapma olasılığı nedir? Şimdi tabii erken
Tabii ki önlemek en önemlisi. Bu tarama programlarının amacı da gerçek amacı da o. Önlemek, yani polipler, mevcut polipleri yok almak, çıkarmak, kanser oluşumunu engellemek. Ya da bir de erken tanı imkanı sağlıyor bize. Erken tanı da tümörle uygun, onkolojik prensiplere uygun bir ameliyatla hastalığı kontrol altına alma şansımız var. Ama bunlarda da yani %20 ile 50 arasında ileriki yıllarda bir 10 sene, 5-10 sene sonra tekrarlama, bir başka yere sıçrama ile karşılaşabiliyoruz. Mesela rektum tümörlerinde %50 oranında nüks olma olasılığı olabiliyor. Yani metastaz olma olasılığı olabiliyor. Bu iyi bir cerrahi, ameliyat öncesi kemoterapi ya da ışın tedavisi ya da ameliyattan sonra, bir ameliyattan sonra yapılan kemoterapi tedavisi sayesinde bu nükslerle daha az karşılaşmaktayız. Ama tabii ki bu tedavi sadece ameliyatta kemoterapi ışın tedavisiyle bitmiyor. Arkasından düzenli kontroller yapılması gerekiyor. Ameliyat sonrası her sene kolonoskopi kontrolleri, tomografi ve bazı kan tahlilleri yapılması gerekiyor hastaları takip etme açısından. Aslında programımızın başında sormuştuk, nedenleri ne olabilir kolon kanserinin diye. Genetik faktörden bahsetmiştik, beslenme alışkanlıklarından ve hareketsiz yaşamdan bahsetmiştik. Sigara ve alkol tüketiminin herhangi bir kanıtlanmış etkisinin olmadığından bahsettiniz ama kolon kanserinden korunmak için neler yapabiliriz? Buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz hocam? Tabii kolon kanserinden korunmak için öncelikle şişmanlamamak gerekiyor, kilo almamak gerekiyor. Beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bu beslenmede daha çok meyve sebze ağırlıklı, yani vitamin ve lif oranı yüksek olan besinlerden bahsediyorum. Bunlar hem vitamin A, D, C, E vitaminleri kalın bağırsak kanserlerinin önlediğini gösteren çalışmalar var. Bu meyvelerle bu vitaminleri alabiliyoruz. Aynı zamanda liflerle de posalı gıdadan dolayı bağırsak geçişkenliği, bu artıkların bağırsakta kalma süresinin azalmasına bağlı olarak toksinlerin kansere dönüşme olasılığını azaltmış oluyoruz. Yani kabızlığın önlenmesini sağlamış oluyoruz. Bir de aktif hareketli yaşam önemli. Beslenme, hareketli, aktif bir hayat ile birlikte bu kalın bağırsak kanserlerine yakalanma olasılığımız azalıyor. Evet, aslında genetik faktör değiştiremeyeceğimiz bir etken bu hastalıkta ama beslenmemize ve hareketli bir yaşamaya devam edersek eğer tabii ki kanseri de önlemiş oluruz. Benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınız neler olur hocam? Son mesajım, kalın bağırsak kanseri tanısı, teşhisi konmuş olan hastalar ürkmesinler. Bu tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeter ki doktor bu belirtileri, bahsetmiş olduğumuz belirtileri bulduklarında erken tanı açısından doktora ulaşmaları önemli. Tanı konduktan sonra da korkmamaları. Çünkü son yıllarda cerrahide olsun, kemoterapide olsun, ışın tedavisinde olsun olan gelişmelerde bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalık diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayın konuğumuz olduğunuz ve değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için sizleri de uğurluyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün Sağlık Hattı programında Operatör Doktor Alaaddin Güler'i ağırladık. Hocamızla kolon kanseri üzerine konuştuk. Bugünlük noktalıyoruz yayınımızı. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.